Ahmet Önlü. KPSS şartı aranmadan kamuya yapılan personel alımları artıyor. İstisnai kadrolara yapılan atamalar dışında da KPSS şartı aranmadan kamu kurumlarına sınavsız çok sayıda personel alınabilmektedir. Bu yazımızda istisnai kadrolar dışında kamu kurumlarına artarak devam eden KPSS veya başka sınav şartı aranmadan girişleri isa etmeye çalışacağız. Kamudaki sözleşmeli pozisyonlara yapılan sınavsız atamalar. 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre kamu kurumlarındaki sözleşmeli pozisyonlara atanabilmek için sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda KPSS'ye girmiş olma şartı vardır. Ancak bazı sözleşmeli pozisyonlara KPSS şartı aranmaksızın atama yapılabilir bilmektedir. Buna göre sınavsız atanacakları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz. 1 kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yüksek öğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonlarıyla araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personelle avukat, kısmi zamanlı, diş tabibi, eczacı, gemi adamı, havacılık sertifikasyon uzmanı, havacılık simülatör uzmanı, kaptan, pilot, tabip, uçak kontrol ve bakım makinesi, uçuş teknolojisi, teknisyeni uzman tabip helikopter makinisti uzman tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğine göre 2 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personel 3 Emniyet Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak tam zamanlı avukat ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonları. 4. KPSS şartı aranmaksızın sadece mesleki uygulamalı sınav sonucuna göre hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon ünvanları şunlardır. Dans uzmanı, deniz trafik baş kılavuzu, deniz trafik kılavuz yardımcısı, deniz trafik kılavuzu, dedici, dispatch, dokumacı öğretici, editör, foto dizgi operatörü, fotoğrafçı, fresk ressamı, hattat, heykeltıraş, ışıkçı, işaret dili tercümanı, kalemkar, kameraman, kostüm kreatörü, kostümcü, kurşuncu, mizanparçı, mücellit, müzikçi, nota ressamı, restoratör, sedefkar, senarist, seramikçi, tasarımcı, tasihçi, taş işleyici, tonmeister, vitray ustası, yapımcı yayın koordinatörü, yazma eser patoloji uzmanı, yazma eser uzmanı, yönetmen. Genel yönetmeliğe göre sınavsız memur kadrolarına yapılan atamalar. Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliğin ek dördüncü maddesinde kamu kurumlarına kimlerin sınavsız olarak atanacağı tek tek sayılmıştır. Buna göre üniversitelerin fakülte veya 4 yıllık yüksek okullardan mezun olup 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşıyanlardan sınarsız atanacakları sıralayalım. 1. Olimpiyat oyunları, Paralimpik oyunları, üniversiyat oyunları, Akdeniz oyunlarıyla dünya askeri oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girenler. 2. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde dünya ve Avrupa şampiyonlarıyla Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi'nce yapılan dünya ve Avrupa şampiyonlarında ilk 3 dereceye girenler 3 Yukarıda belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az 10 kez ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar, yukarıda saydıklarımız kendi istekleri üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde boş bulunan sportif eğitim uzmanı ve antrenör kadrolarıyla öğretmenlik için aranan diğer özel şartları da taşımaları kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan beden eğitimi branşında öğretmen kadrolarına atanırlar. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan sınırsız atamalar. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek birinci maddesinde kimlerin sınavsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanma hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunda sürecin nasıl işleyeceği de izah edilmiştir. Konunun detayları ise bu madde gereğince çıkarılan terörle mücadele kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecekler hakkında yönetmelikte açıklanmıştır. Bu kanunda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi memur kadrolarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının yüzde ikisini kanunda belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak zorundadır. Dolayısıyla bu kanun çerçevesinde yapılan atamalarda da sınarsız olarak yapılmaktadır. SGK'daki Birleşim uzmanı pozisyonuna sınarsız, KPSS'siz atamalar. 5502 sayılı kanunun 28. maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Koruma Başkanlığı'nda istihdam edilen sözleşmeli bilişim uzmanları için de KPSS şartı aranmamaktadır. Ancak bu kurum çıkarmış olduğu usul ve esaslar çerçevesinde bilişim uzmanı alırken KPSS şartı aramamakla birlikte sözlü sınav yapmaktadır. Bu pozisyonlarda görev yapan personel, kamu kurumlarında en yüksek ücret alan grup arasında yer almaktadır. Tavan ücretin bürüt 6372,49 çarpı 5 eşittir 31862,45 TL olduğu düşünüldüğünde konu daha iyi anlaşılacaktır. Sözleşmeli bilişim pozisyonlarına yapılan sınırsız atamalar, kamu kurum ve kuruluşlarının büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sözleşmeli bilişim personeli içinde KPSS puanı etkili olmakla birlikte KPSS puanı olmadan da atama yapılmaktadır. KPSS şartı aranmadan yapılan işçi alımları hangileridir? Kamu kurumlarının işçi kadrolarından bazılarına KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılabilmektedir. Buna göre 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanunları hükümlerine göre istihdam edilecek daire başkanı, daire başkanı muadili veya daha üst düzey yönetici, tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları. 2. Kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman ve aktüel gibi mesleklerde çalışanlar arasından yapılacak işçi alımları. 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının proje bazındaki faaliyetlerinde belirli süreli iş sözleşmesine tabi olarak özel nitelik ve uzmanlık gerektiren işler. 4. Üniversite veya birimsel araştırma kurumu niteliğindeki kuruluşlarla petrol ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak görev alacak teknik ve uzman personelle bu kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve veya yürütülen proje bazındaki faaliyetlerde bu faaliyetlerin devamı süresiyle sınırlı olarak çalıştırılacaklar.

kamu kurum ve kuruluşlarınca orta öğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleriyle temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak işçiler. Maalesef orta öğretim mezunlarıyla temizlik, güvenlik ve koruma, bakım ve onarım hizmetleri için KPSS şartı kaldırıldığı için 3 veya 5 kişilik işçi alımı için binlerce kişi kura kuyruklarına girmek zorunda kalmış ve korkunç bir hayal kırıklığı oluşmaya başlamıştır. 6. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlarla üstün başarılı olanların ve Bakanlar Kurulu kararıyla yükümlülük süresi uzatılan yedek subay, erbaş ve erler. 7. Kamu kurum ve kuruluşlarının il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahalle idare birlikleriyle bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketlerle kooperatiflere yapılacak işçi alımları, 8. Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleriyle 406 sayılı telgraf ve telefon kanunu ile kurulmuş ve sermayesinin tamamı hazineye ait kuruluşlara yapılacak işçi alımları, 9. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılacak işçi alımları